Kafanı şöyle yap. Kaldır. Yukarı doğru. Öyle dursun. İyisin değil mi artık? Hı? Bir daha yutmak yok, tamam mı? Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çocuğumuzu hastaneye getirdik. Film çekildi. Filmde görünen objeleri tam tespit edemediği için hocamız MR istedi. MR'da aynı objeler görüldüğü için bu sefer daha detaylı cerrahımıza haber verildi. Cerrah geldi, inceledi. Acilen ameliyat olması gerektiğine karar verdi. Çünkü tespit edilen cisimlerin mıknatıs, yani manyetik top olduğunu belirlediler. Gece 12'de acilen bir karar aldı doktorlar. Sabah 8:20 geçe ameliyata girdi çocuk. Aşağı yukarı yani benim dışarıda beklediğim 1,5 saat. 1,5 saatlik bir operasyon geçirdi çocuk. Ama sağ salim, çok şükür şu an sağlığı yerinde. Bir hafta yeme içme yok. Onun sıkıntısını yaşıyoruz şimdi. Sürekli su istiyor, yemek istiyor. Çok da yemek yiyen bir çocuk. Öyle ucuz atlattık. Manyetik top, mıknatıs. Yani bu nasıl söyleyeyim? Bir oyuncak amaçlı değildi yani, bir obje, bir görüntü olsun diye yani. Öyle bir eşya, ama çocuklardan kesinlikle uzak tutulması gereken şeyler. Çok tehlikeli, aşırı tehlikeli ki bizim çocuğumuz 7 yaşında. Bir de yani bunun ufak çocuklara, bebeklere olduğunu yani düşünmek bile sıkıntılı yani. Ki doktorumuzun tavsiyesi de bu çocuklarımızın yani 6-7 yaş veya 2-3 yaş hiç fark etmiyor. Büyük objelerle oynasınlar. Kesinlikle küçük oyuncaklar, ağızlarına sokabilecekleri, burunlarına sokabilecekleri oyuncaklardan uzak tutsunlar aileler. Yani çok biz sıkıntıyı atlattık çok şükür. Ama diğer aileler için yani buradan en azından bir uyarı niteliği taşısın. Hastamız 7 yaşında erkek bir hasta, karnağı şikayetiyle acil servisimize başvuruyor. Hastamızın acile çekilen filminde manyetik özelliği olan metalik bir cisim yuttuğu görülüyor. Hasta tabi direkt tarafımıza danışıldı. Yapılan tetkiklerinde bağırsakta delinme oluşturan bir obje yuttuğu görüldü ve acil şekilde ameliyat alındı. Ameliyatta yuttuğu objenin manyetik özelliği olan bir mıknatıs benzeri bir 3 tane obje olduğu ve bağırsağı 3 yerden deldiği gözüktü ve bu şekilde ameliyat alınarak şu anda sağlığına kavuşturuldu. Bu tip oyuncakları veya objeleri mümkün olduğu kadar evde bulundurmamak gerekiyor. Çünkü hayati tehlike, bağırsak delinmesi hayati tehlike oluşturan bir durum. Bu bakımdan evimizde çocuklara yutabileceği boyutta oyuncakları bulundurmayalım. Daha büyük boyutlarda ve kimyasal özellik gösterebilen piller gibi, küçük piller gibi veya mıknatıs özelliği gösterebilen objeleri evde bulundurmayalım. Hayati tehlike oluşturan bir durum. Çünkü bunlar yutulduğu zaman bağırsak delinmesi veya akciğerine kaçırdığı zaman solunum sıkıntısı oluşturup direkt ölümle sonuçlanabilen durumlar oluşturabiliyorlar. Bu bakımdan küçük objeler, çocukların yutabilecek olduğu veya akciğerine kaçabilecek olan küçük objeleri mümkünse evde bulundurun.